değerli izleyiciler, Ankara'dayız, Bala'dayız. Çok modern bir çiftlikteyiz ve burada çalışan bir traktörü gördük. Merhabalar. Merhaba. Tanıyalım sizi. Ben Hakan Dayan. Ne yapıyorsunuz Hakan Bey burada? Burada yem işleri, sağım, buzağı, yem içtik. Şu anda traktörle ne yapıyorsunuz? Yem. Yapılışı önce saman atarsın, sonra yonca, sonradan yemi atarsın. Bunlar karıştıktan sonra sılacını atarsın. Karıştırmaya yakını suyunu da koydun mu malların önüne getirebiliriz. Şimdi bu işi tabii traktörden aldın, güçle yapıyorsun galiba. Arkadaki yem karma makinesi ne kadarlık bir makine? Bu 3 tonluk bir yem karma. Şu anda 3 ton var. Top kapasitesi ne kadar? 3 tonluk. Şimdilik 1400 ton var. Ha, 1400 ton var, 3 ton. Yani peki bu traktör şu anda ne kadarlık bir yükü çekiyor? Bu 8-10 ton arası. 10 ton arası. Çekebilir. Peki traktörü biraz anlat. Nedir markası? Hangi işlerde kullanıyorsun? Mahindra marka olarak. Bu sadece yem karmayla. Ha, sadece yem karma makinesiyle kullanıyorsun. Evet, başka bir şey kullanılmaz bu. Çünkü olmaz zaten bu yem için geldiği için. Kepçe ayrı. Yem karma makinesinin ne sürekli bağlı yani bu? Evet, bu ayrılmaz yani, ikisi birden. Anladım. Anlat bakalım, traktörün kullanımı, işini görüyor mu, gücü kuvveti yerinde mi? Evet ya, güçlü motor. Her şekilde yani, istersen tarlaya da gidebilirsin. Hiçbir sıkıntısı yok yani, 8 aylık motor hiç sıkıntı vermedi şimdiye kadar. Biz gördük biraz önce, süper manevralar yapıyordu. Evet, manevralar süper. Peki, o zaman sana kolay gelsin diyelim, teşekkürler. Değerli izleyiciler, dediğim gibi çok modern bir çiftlikteyiz ve şimdi yanımızda genç veteriner arkadaşlar bize çiftliği anlatacaklar. Önce bir tanıyalım sizleri. Veteriner Hekim Hüseyin Ünsal ben. Veteriner Hekim Ferhat Ünal. Şimdi bir anlatır mısınız arkadaşlar? Ben çok çiftlik gezdim ama bu gördüklerimiz için de en iyilerinden. Yani her şey pırıl pırıl, çok sistemli. Bir anlatın, burada kaç baş hayvan var? Toplam hayvan varlığı ne kadar? Yaklaşık bir sene önce ilk başta biz 100 tane yerli hayvan getirdik. Bu Trakya'dan toplandı. Daha sonra Amerika'dan ithal hayvan getirdik. 300 tane. Toplamda 400 tane hayvan getirdik. Şu anda 350 tane sağmal hayvanımız var. Bunlar buraya geldiğinde gebe düveydi. Bunlar hepsinin doğumunu yaptı. Şu anda tekrar ikinci doğumlarına gebe bırakıldı. 350 doğumu da siz mi yaptırdın? Hepsini biz yaptırdık, evet. 350 doğum hepsini biz yaptırdık gece gündüz. Şu anda doğumlar yaklaşık 2 ay sonra tekrardan doğumlarımız başlayacak. Yani doğurttuklarınız tekrar doğuracak. Tekrardan doğum yapacaklar. Bunlar artık bizim attığımız tohumlar. Ha, evet. Evet. Gebe düve olarak gelmişlerdi. Artık bunlar kendi tohumlarımız yani. Bu arada bir çiftliğin adını da söyleyin de izleyiciler duysunlar ha. Balabanlı Hayvancılık Süt Ürünleri Tarım İmalat diye devam ediyor. Ankara Süt Çiftliği. Ankara Süt Çiftliği. Evet. Bala'dayız zaten. Bala, Kerişli Köyü. Kerişli Köyü'ndeyiz. Evet. Peki toplam hayvan varlığı kaça ulaştı yani? Şu anda 350 tane sağmalımız var. 300 tane buzağımız var. Yani bu çiftlikte şu anda 650 tane 650 tane hayvanımız var. Evet. 350 sağmalımız var. Günlük yaklaşık 7700-7800 süt üretimimiz oluyor. Ton. Günde 3 sağım yapıyoruz. 3 yemleme aynı şekilde. 24'lük yani 2 x 14 28'lik mi? 2 x 14 28 sağım sistemi. Sür yönetim sistemi tabii ki olmazsa olmaz. Evet. Tankınız kaç tonluk? Tankımız 2 tane. 8 tonluk, 16 ton toplamda. Günde bir sefer mi süt alıyorlar sizden, iki sefer? Bir sefer günde. Günde akşamları. Üç sağımı da toplayacak kadar tanka ihtiyacınız var. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür.